Kadınlardan herkese merhaba. Ben Buse Çelik Zümbül, bir marka danışmanı, pazarlama stratejisti ve kadın girişimciyim. Yeni şeyler öğrenmekten keyif alan, hedefleri olan, kişisel ve kurumsal markasını doğru yönetmek isteyen kadınların programı Marka Kadınlar'da bugün influencer marketing üzerine konuşacağız. Özellikle yeni dünya düzeninde işini duyurmak isteyen, yaptığı şeyleri öne çıkartmak isteyen kişi ya da kurumların bunu yaparken nelere dikkat etmesi ve bu çerçevede güvenilir adledilen marka kişilerin nasıl kendi hesaplarını dijital tarafta nasıl büyüttüğü ile ilgili bir konuşma olacak, bir içerik olacak bugünkü konumuz. Bu çerçevede Eskişehir'de kendine niş bir pazar alanı yaratmış, Türkiye'de ve yurt dışında bu alanda hizmet veren, botanik bloggerlığı yapan Şükran Karabulut konu. Şükran Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ediyorum. Biraz heyecan var herhalde. Var. Tamam. Aslında o kadar canlı yayınlar var, o kadar video çekiliyor ama bugün farklı bir heyecan var. Çok, güzel bir heyecan çok ama. Çok normal. Heyecanla yapılan her iş güzel olur, ben buna inanıyorum. Kesinlikle. O yüzden bizim heyecanımız izleyicilerimize, dinleyicilerimize geçerse de bence daha da verimli olacaktır. Kesinlikle. Sürçülisan edersek de affola şimdiden. Şimdi ben bugün birçok konu konuşacağız. Çünkü arada kendine böyle bir es vermiş bir kadın var. Birçok kadının yaptığı gibi çocuğundan sonra iş hayatına mola vermiş. Sonrasında 50 yaşından sonra yeni dünya düzeninde kendine iş kurmuş bir girişimci ruh var. O yüzden bizlere örnek olabilecek, hepimizin yapabileceği bir Şükran Hanım'ın başarıları var. Oradan yola çıkarak bugün konuşacağız. Fakat bugüne gelmeden önce bize Şükran Karabulut nerelerde okudu, nerede doğdu, nasıl bir geçmişi var? Oralardan bahseder misiniz lütfen? Evet, onu çok merak ediyorlar. Şöyle bir şey, Şükran Karabulut, İsviçre doğumluyum ben. 1968'de İsviçre'de doğdum. Okul hayatım aslında hep düzgün gitti. Tüm zorlukları, iyi tarafını, kötü tarafını yaşadım orada. Sonradan farklı bir şey olduk. Yaşadığım kantonda ilk Türk olarak büyükşehirde çalıştım. Büyükşehir başkanının asistanlığını da yaptım. Nasıl diyorsunuz siz ona? Meslek Yüksek Okulu'nda işletme bölümünü okudum. Yani bu ikisi bile farklı bir şeydi. İkinci jenerasyon olarak ilk okumaya başlayanlardandım. Çok güzel. Çok da güzel, çok da keyifli geçti. Sonra evlendim. Eşim de orada yaşıyordu. Sonrasında biz çocuğumuz olsun diye karar verdik ve o anda ben işi bırakmaya karar verdim. Yani aslında yoğun bir iş hayatı, güzel bir eğitim hayatı, tabii kariyer hedefleri var. Tabii. Ve sonra klasik kadınların aslında çok fazla karşılaştığımız bir senaryo. Anne olduktan sonra ya da anne olmaya karar verdikten sonra bir kariyer hayatına es verme durumu söz konusu olabiliyor. Evet, onu severek verdim. Hani kimisi dedi acaba hani çalışan annenin evladı olarak mı böyle bir karar aldınız? Hayır, ben her şeyi pozitif gördüm. Çünkü annem işe giderdi, gelirdi, biz ama ihmal etmezdi. Biz gene hep tencere yemeği yerdik. Yani bir de öyle yetiştim. Yani şu da olabilir, anne hep evde olur, ihmal dedi bile. Hani öyle negatif bir şey de yaşamadım. Ama ben şuna karar verdim, kariyerimi burada biraz bırakıyorum. Evet, çocuklarımı kendim büyüteceğim. Aynen. Peki aslında burada şu sonuçta çıkıyor, ben buna çok inanıyorum. Tek bir doğru yok. Özellikle influencer marketing konuşacağız bugün ve popüler birçok anne var. Ve herkes kendi doğrusunu aslında anlatıyor. En iyi şekilde çocuk büyütmek, en iyi şekilde anne olmak kavramları birazcık kişiye, aileye göre değişebiliyor. Ve ben buradan sizinle daha önceki konuşmamızdan da yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Şükran Hanım'ın da söylediği gibi herkesin kendi doğrusu var ve kendinizi nasıl iyi hissediyorsanız, isterseniz kariyer hayatınıza es verin ama Şükran Hanım gibi 20 yıl sonra yeniden çocuklar büyüdükten sonra da istediğinizi yapabilirsiniz. Hem de bunu hakkaniyetli bir şekilde böyle yeniden 30 yaşınızdaymışsınız gibi başarıya ulaştırabilirsiniz. Evet. Peki, çok güzel. Çocuklar oluyor ve yaklaşık 1999 yılında Türkiye'ye gelme kararı alıyorsunuz eşinizle beraber. Aynen. Bunun nedeni de çocukları Türkiye'de büyütmek. Aslında tam tersi bir durum var. Şu an özellikle yeni yapılan bir araştırmayı paylaşmak istiyorum sizinle. Bu yıl yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki gençlerin %70'i yaklaşık, yani her 10 gençten 7'si yurt dışında yaşamak istiyor. Şimdi böyle bir çerçevede siz çocukları alıp Türkiye'ye getiriyorsunuz. Burada ne düşünmüştünüz? Çünkü burası da çok önemli bir anekdot. Ülkemizin değeri çok kıymetli. Birazcık oradan bahsedelim mi?
Yani 22 sene önce şuna karar verdik. Biz hani ben aslında orada yetişmiş, büyümüş, daha fazla aslında İsviçre kültürünü almış, daha doğrusu multikültüre yetişmiştim. Çünkü her ülkeden arkadaşlarım vardı benim. Evet. Sonradan çocuklar olunca biz birden dedik çocuklarımız ülkemizde yetişsin. Orasının suyunu içsin, havasını alsın. Ama bu aslında hani kötü ön yargı ya da iyi şeylerle değil. Bu bizim kararımızdı. Evet. Yani bir karar alırken aslında hep arkasında durmak gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum. Kesinlikle size katılıyorum. Aslında zaten sonrasında da bu imkan çocuklarınızın elinde hala var. Ve tabii. O özgüvenle o çocukları yetiştirdiğinizde zaten kızınız şu an mesela İsviçre'de yaşıyor. Okulunu burada okudu, burada iş hayatını kurdu ve orayı da deneyimlemek amacıyla bir şekilde yeniden şu an İsviçre'ye gitme kararı aldı. Aslında hepimiz bu yolculukta aldığımız kararların dediğiniz gibi arkasında durursak o zaten bize bir şekilde başarı olarak, kişisel başarı olarak dönüyor. Çok güzel. Yaklaşık 20 yıl bu şekilde çocukları büyüttünüz, meslek sahibi yaptınız ve arkasından bir gün nerede ne alevlendi de sosyal medyada kendinizi buldunuz. Şimdi işletme okudum demiştim. Yani ilk bilgisayarları her şeyi biliyorum, öğrendim. Bu dönem içinde daha çok doğaya bağlı kimi şeylerden hep kendimi geri tuttum. Bir baktım sosyal medya çıktı ortaya. Kimi şeylerim eksiğim vardı. Oğluma da sorduğumda bana hep şey derdi. Bana sorma, Google amcayı sor. Ay çok sinir oluyordum. Gerçekten çok sinir oluyordum. Ama eninde sonunda gittim. Oğluma teşekkür ettim. İyi ki bunu yapmışsın dedim. Çünkü bir gün karşıma bir sosyal medya, Facebook'ta da bir eğitim karşıma çıktı. Cici İmaj diye bir içeriğini okudum. Baktım evet tam bana göre sosyal medya öğreneceğim. Hemen siz kaydımı yaptırdım. Siz aslında belki orada dijital okuryazarlığınızı arttırmak istiyordunuz. Aynen. Ve normalde bilgisayarı evet kullanmayı biliyordunuz ama sürekli güncellenen bir dünya içerisinde kişisel olarak geri kalmamak için öğrenmeyi kesin seven Şükran Hanım aslında online zaten sürekli okuyan bir kadınsınız da biliyorum. Araştıran, çocuklarını yetiştirirken de bu anlamda kendini geliştiren bir anne var. Ve boşluk, o boşlukta, yarattığı boşlukta yeni dünya düzeninde kendini geliştirmek isteyen bir Şükran Hanım bir dijital eğitime katılıyor. Tabii o 20 yılı şöyle söyleyeyim. İşte okumak, araştırmak, işinizin dışında bile eğitimlere katılın. Evet. Çok kıymetli değil bir mi? Bir zaman sonra çünkü bu belki sizin işinize dönüşebilir. Evet. Bir bakmışsınız hobiniz işiniz olmuş. Aynı sizin hayatınızda olduğu gibi. Aynen. O dijital eğitimden sonra nasıl karar verdiniz? Normalde yıllardır evinizde şu an Şükran Hanım'ın home office çalışıyor ama imkanı olduğu için de çok güzel bir botanik bahçesi gibi, kapalı kış bahçesi gibi alanları evet var evinin içerisinde. Ve bu alanlarda içerik üreticiliği yapıyor. Fakat içerik üreticiliğini bile yolda öğreniyorsunuz. Sadece amacınız yıllardır, 25-30 yıldır baktığı çiçekler var. Bunlara sürekli yenileri ekleniyor. Onlara en iyi şekilde bakabilir olmak için sürekli kendini besliyor, kendini geliştiriyor. Farklı farklı botanik eğitimlerine de katılıyor. Ve bunları sosyal medyada paylaşmaya başlıyor Şükran Hanım. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi acık Şükran'a olması bir anlatayım. Evet. Aslında kendi faunusunda yaşayan bir kadındım. Türkiye'ye geldim, bir Türkiye'yi öğrenmem gerekiyordu. Çünkü gerçeklerden hani kimi şeyler farklı, daha zor belki. Ama insan bir kararı verince de oluyor. O dönem içinde şunu anladım. Yani Şükran Karabut aslında kendi faunusunun içinde yaşayan bir kadındı. Dışarı karşı çok açık değildim. Aslında konuşkan da değildim. Belli şeylerimi yapardım, o kadar. Bir gün eğitimde şey dediler bana, işte fotoğraf çektireceğiniz, video çekeceğiniz, canlı yayın yapacaksınız dedim. Kusura bakmayın hani ben yokum. Sosyal medyam var belki bir Instagram'ı ama kapalı. Kimse göremiyor beni. Dediler sen nasıl bir eğitime katıldın? Ve o günü şuna karar verdim. Evet Şükran sen bir eğitime girdin, bunu da sonuna getireceksin. Kararlı olmak yani. Evet. Kendi tabularınızı da kırdınız belki böylelikle. Kesinlikle. Şükran bu değildi. Beni eskiden tanıyan çocukluk arkadaşlarım zaten der. Çok değiştin ama güzel, hoşlarına gidiyor.
burada aslında belki birazcık orası zaten o kadar dolu ve belli ki sizin kendinize olan yatırım yapma gücünüz, bundan zevk almanız bir anda o başladığınız işi bitirme aşkıyla o programı bitirip hesabınızda daha stratejik içerik üretmeye ve paylaştıklarınızı daha anlamlı şekilde paylaşmaya başladınız. Ama ben orada biraz soracağım, neden çiçekler? Çiçeklerin sizin için yeri ne? Şöyle, özellikle orkide tarafında Şükran Hanım orkide doktoru gibi, orkide mühendisi gibi bir şey olmuş durumda. Teşekkürler. Şöyle başladı. Aslında bir gün bana benden işte video çekilmesi ya da bir şeyler anlatın denildi. Herkesin bir ürünü vardı. Çünkü bu eğitime katılanlar, yola çıkanlar aslında bir ürünü satmak için başlamıştı. Benim ürünüm yoktu. Bana video çekeceğiniz deyince düşündüm. İlk videomda aldım orkidemi önüme, orkidemi anlattım. Çok önemli. Ve aslında hikaye öyle başladı. Yani sevdiğim, bildiğim bir şey. Bir de şu da var, bilgiyi, bildiğimi paylaşmayı yıllardır seven bir insanımdır. Evet, aslında burada şunu görüyoruz. Ben de zaman zaman yeni projelerde karşılaşıyorum. Girişimciler geliyor, ne yapmak istediklerini anlatıyorlar ama bir şeyler popüler diye o işi yapmak istiyorlar. Ve ben hep şunu söylüyorum, asıl siz ne yapmak istiyorsunuz? Sadece para bir araçtır, amaç olmamalı. Gerçekten sizin güçlü yanlarınız neler? O güçlü yanlarınız üzerine markanızı, işinizi konumlandırırsanız başarı çok daha hızlı geliyor. Aslında sizin yaptığınız burada bu. Kendi güçlü olan yönleriniz üzerine bilginiz, birikiminiz doğru orantılı olarak bir araya gelerek burada aslında birazcık hayat size bir ışık yakmış, siz de o ışığı takip etmişsiniz bence. Kimisi buna şans diyebilir ama ben azim diyorum, öngörü diyorum, vizyon diyorum ve sizde de ben bunu görüyorum. Ne güzel ki iyi ki o gün size bunu söylemişler, iyi ki o gün size bu videoyu çektirmişler. Peki sizce influencer marketing nedir? Biraz bunlardan bize bahseder misiniz? Influencer marketing hani zamanının işi mi desek oldu? Aslında gene oraya gelelim, hep yaptığımız şey, influencer ne demek aslında? Bir ürünü, bir şey tanıtmak. Biz bunu normalde de yapmıyorduk mu? Hani bir çay içerken birisi der, ben işte süpürge aldım, bakın şu süpürge şöyle böyle. Şimdi Ayşe anlatır, Fatma anlatır, ben Fatma'ya güvenirim. Onun anlattığı üzerine gidip onu alırım. Ya da araştırırım. Evet. Zaten ben videolarımı anlatırken de insanlara hep onu da vermek istediğim. Ben bir şey paylaşıyorum, anlatıyorum ama siz de lütfen araştırın. Yani kitap okumayı, araştırmayı bırakmamamız gerekiyor. Şimdi dediğim gibi güvendiğim kişiden alıyoruz. Şimdi benim sayfam doğal, organik büyüdü. Bir de bunu da dile getireyim. Yani sayfa kuranlar da lütfen satın almasın takipçilerini. Evet. Burada aslında stratejik bazı şeyler var. Hemen onlara da çok güzel bir şey söylediniz. Maalesef ki çeşitli ajanslar satın alma takipçiye yönlendirebiliyor. Bunun avantajları, dezavantajları var ve dezavantajlı kısım daha yüksek. O nedenle o işin teknik kısmı, sosyal medya danışmanları bunları çok daha güzel açıklayabilir. Profesyonel alanım olduğu için ben de mecburen sürekli kendimi bu alanda geliştirmem gerekiyor ama ben de şunu söyleyebilirim sizin dediğiniz gibi. Dürüst olun, değil mi? Yani orada kesinlikle algoritmanın mantığını anlayın, algoritmanın mantığına göre doğru içerik üretin ve sürdürülebilir şeyler yapın. Sizin yaptığınız aslında o, benim gördüğüm. Kesinlikle doğal olun. Yani şunu söyleyebilirim, benim sayfam bir aile gibi oldu. Benim tarzımı beğenen benim sayfamda. Yani bitki anlatan, orkide anlatan sayfalar bayağı bir çok var aslında. Ama benimle bu yolda giden arkadaşlarım var. Burada da yani şöyle diyebilirim, bir gülümseme bile yapmacıksa bunu anlıyor insanlar. Kesinlikle. Yani hani benim Türkçem %100 değildi ama bununla bile beni kabul edip benim yolumda giden arkadaşlar var şu an. Bu bile size bir değer katıyor. Birlikte kesinlikle karşılıklı bir alışveriş oluyor, değil mi? Çok kıymetli. İşte orada o yüzden o dürüstlük, o samimiyet karşı tarafa geçiyor. Ne kadar sanal bir ortam olsa da aslında insanlar bunu hissediyor artık. Orada da real bir yaşam var. Ve yapmacıklık bir yerde son buluyor. Ve yitip tükenen, popüler
anlık popülerlik kazanan hesaplar oluyor. Anlık popülerlik kazanan insanlar oluyor ama önemli olan kişisel ve kurumsal marka değeri. Biz hep bunu söylüyoruz. O kişisel ve kurumsal marka değeri de belirli bir süre gerektiriyor. Belirli bir emek, çaba gerektiriyor. Ve bu emek ve çabanın karşılığında bir şekilde gün sonunda alıyorsunuz. İşte o da güvenirlik oluyor. Siz de belki de burada bunu sağlıyorsunuz. Şimdi o noktada ben şunu sormak istiyorum. Influencer marketing aslında ne dediniz? Güvendiğimiz kişinin önerdiği şeye yönlenmek, onun verdiği önerileri dinlemek ve gerek hizmet gerek ürün tarafında bunları satın almaya bizi yönlendirici kişi profilleri, kurum profilleri. Peki çok güzel. Bunu dile getirirken siz arka tarafta size bir ürünün tanıtmasını istediklerinde, bir marka işbirlikteliğinde, bir kişi işbirlikteliğinde nelere dikkat ediyorsunuz? O zaman güvenirliği sağlayabilmek için kriterleriniz olması gerekiyor. Siz burada nelere dikkat ediyorsunuz? Yani bana öneri geldiğinde önce bir bakıyorum benim sayfama uygun mu o ürün? Tamam, ürün uygunsa ondan sonra diyorum bana bir gönderin, ben bir deneyeyim. Ondan sonra bunu paylaşabilirim. Yani sadece para kazanmak için her ürünü de her reklamını da kabul etmiyorum. Evet. Ne kadar az önemli. Az öz olsun diyorum hani. Çok kıymetli. Çünkü ben bir de girişimci tarafından da buna bakmak istiyorum. İnsanlar birilerinin sayfası çok fazla takipçisi var diye kendi ürününü o kişi tanıttığında kendisine bir geri bildirim olması, yarar sağlamasını bekliyor. Yani siz işbirlikteliklerinde ben bu kalemi satıyorsam diyorum ki Şükran Hanım ya şu kalemi bir tanıtın, sizin de çok takipçiniz var. Şimdi sizin takipçi kitlenizin belirli bir yaş ortalaması var, bir hedef kitleniz var, sizi takip etme nedenleri var. Onlar sizi bu kalem için takip etmiyor. Onlar sizi izlediklerinde bitkilerine daha iyi bakabilir olmak için ya da burada bu bilgiyi alabilir olmak için önerdiğiniz ürünleri bu anlamda bu çerçevede hedef kitlenizi bilerek bünyenize dahil ediyorsunuz. O yüzden sizin gibi işbirlikteliğine gidecek markaların iki taraflı da buna aynı vizyona bakabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir influencersanız hedef kitlenizi bilmelisiniz. Gelen markaların sizin hedef kitlenize uygun olup olmadığını öngörmelisiniz. Ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde ben bir markaysam ve bir influencerla işbirlikteliği yapacaksam o kişiyle benim markamın niteliği uyuyor mu? Hem kişisel hem kurumsal. Siz de bu profesyonellikte yaklaşıyorsanız eminim kesinlikle. O güveni sağlıyorsunuz. Çünkü bunu her markada bilmiyor. Evet. Yani bu sefer bana geliyor hani işte dediğiniz gibi şu kalemi reklamını yapsanız diyorlar. Ama ben de hani güzelcini anlatıyorum hani getirisi geri dönüşü ne olabilir diye. Ona göre devam ediyorum. Çünkü siz buradan para kazanıyorsunuz. Tabii karşı tarafta kazanmasını istiyor. Aynı şekilde karşı tarafında kazanmasını istiyorsunuz. Tabii. Siz ona o ürünü sattırabildiğinizde zaten. Kesinlikle. O değer çıkıyor. O da benim işim yani sadece hani ben karşı taraftan ücretimi maaşımı aldım. Ha ne güzel değil. O yüzden hem takipçinize gerçekten yararı sağlanmalı. Kesin. O önerdiğiniz ürün takipçinizin gerçekten işine yaramalı. Bu çerçevede o ürünü kullanıp emin olup ona güven duymalısınız. Ve takipçinizin de hedef kitlenizle de o markanın değerleri örtüşmeli. Çok kıymetli bu içerik bence. O yüzden iki taraftan da hem kendini sosyal medyada tanıtmak isteyen, işini tanıtmak isteyenler bu çerçevede işbirlikteliği yaparken influencerlara dikkat etmeliler. Influencerlar da sizin gibi inşallah güvenilir, kaliteli, özenli içerik üreticisi olurlar diyorum. Peki siz hangi alanlarda nasıl içerikler üretiyorsunuz? Instagram var, Facebook var, YouTube var. Aynen. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Şimdi zaten ilk başladığımda 4 sene önce gene oraya dönelim. Facebook'ta başladım. O eğitimi aldıktan sonra Facebook'ta başladım ve 4 ay içinde bayağı bir 15 bin takipçiye ulaştı sayfam. Sonrasında 2 sene sonra Instagram'a geçtim. Bu ama hep eğitime de devam ettim. Yani bir alt eğitim almıştım. Bir senelik tabii. Ondan sonra onun devamını getirdim. Oradan da Instagram'a geçtim. Instagram'daki takipçilerim de bana şey diyordu. O zamanlar uzun videolar yoktu. Şükran Hanım hani bizim Facebook'umuz yok. Bir YouTube açsanız ya biz oradan takip edelim videoları diye. Geri çevirmedim. Evet dedim onu da açtım. Orada şöyle bir şey yaptım. Aslında hayatınızda yaptığınızın işinin ya da başarının kıymetini öncelikle siz kendiniz bilmeniz gerekiyor. Ben YouTube'u açtım.
onu arşiv olarak gördüm. Aslında bir ay içinde 3000 kişiye ulaştım. Yani her şey çok güzel gidiyor ama hep öyle gördüm orayı. Ta ki hesap tabii, çalındı. Hacklendim. Ve 3 ay sonra tabii geri aldım. Bunu YouTube bana geri verdi. Ve o dönem içinde anladım ki İsviçre'de işletme okuyup, büyük şehirde çalışıp, büyük şehir başkanın asistanlığını yapmak aslında basit bir şey değildi. O zaman da bir şey başarmışım, bunu bilmen gerekiyor. Sonrasında işte o şükrandan bu şükrana dönüşmem de aslında bir başarıydı. Ve ondan sonra kıymetini de bildim o sayfaları. Kaybedince aslında. Tabii. Çünkü yılların bir emeği var. Aldım. Orada aile dediğiniz bir insan kitlesi var buluştuğunuz. Ve onlara, onların ihtiyacı olan, hobileri olan çiçek bakımıyla ilgili kaliteli içerik üretmek için sürekli kendinizi geliştiriyorsunuz. Tabii. Hem dijital mecrada işinizi onlara ulaştırmak için teknik bilgi anlamında geliştiriyorsunuz. Hem de ürün hizmetiniz tarafında. Biliyorum çünkü üniversitelerle, akademik dünyada çeşitli eğitimlere katılıyorsunuz. Derneklere üyesiniz. Sürekli kitapları alıyorsunuz. Yurt dışından farklı farklı kaynaklar tarıyorsunuz. Bunların hepsi çok önemli gerçekten marifetler baktığınızda. Özel hayatınız devam ediyor ve bunları 50 yaşından sonra daha önceki o 20 yıldaki birikimle yapıyorsunuz. Hepsi bir yerde birleşiyor ve doğru zaman geldiğinde bence o ödül olarak size geri dönüyor. Ve günün sonunda Facebook dediniz, Instagram dediniz, YouTube dediniz, hepsinin farklı bir algoritması var. O algoritmalara göre içerik üretiliyor ve bu düzenli sabah 9'da başlayan bir iş mesaisi. Tam onu diyecektim ben de, evet. Değil mi? Akşam belki yatana kadar sürüyor. Tabii. Ha, o 50 bin de öyle çok çabuk olunmuyor. Çünkü sayfa sayfa baktığınızda bayağı bir büyüdüm. Bir şu emek var. Kaç, yaklaşık bir tıklanma başına tüm sayfalar bir araya geldiğinde 200 bine yakın bir trafik oluşuyor değil mi? Ortalaması bu şekilde. Ama bu nasıl oldu? İşte organik oldu ama büyük bir emekli sabırla bir de pes etmeyerek. Yani bu bir günden bir güne olmaz. Hani bir şey paylaştığınızda kimse izlemeyebilir. 2-3 gün. Yani bunun bırakmamak gerek. Ben 2 senedir yaz tatili yok mesela. Olsa bile onun içinde iş oluyor değil mi? Tatillerde bile. İş oluyor bile. Ya da bir yeni bir eğitim oluyor. Yani bir yerde de durmayacaksınız. Kendinizi hep eğitmeye devam edeceksiniz. İş büyüdükçe tabii ki farklı şeyler katılıyor. İş büyüdükçe farklı şeyler katılıyor dedik. Çünkü YouTube büyüdü, Instagram büyüdü, Facebook büyüdü. Reklamla ilgili teklifler gelmeye başladı ve Şükrü Hanım orada ne yapacağını bilemedi. O noktada şirketleşmesi gerektiğini anladı. Ve evet, şirketleştikten sonra işler daha hızlı büyüdü ve e-ticarete başladı. Bir değişim bu tarafı var. Çünkü yurt dışından getirdiğiniz bazen ithal ürünler oluyor. Aynı şekilde Türkiye'den özel seçtiğiniz şeyler var. E-ticarette neler satıyorsunuz? Biraz bundan bize bahseder misiniz? E-ticarette neler satıyorum? Mesela kir bilyesi var. Değişik bir toprak. Türkiye'de üretilmeye başlamış 3 yıldır. Tesadüf onunla karşılaştım. Aslında yurt dışında ben bunu en azından 40-50 yıldır tanıyorum. Zaten yurt dışında daha da uzun zamandır var. Burada yoktu. Onunla farklı bir, daha hijyenik bir bitki yetiştirme biçimi olduğuna onu seçtim mesela. Ondan sonra dediğiniz gibi ithal değişik bitkiler, süs bitkisi, tropikal olsun ya da orkidelere başladım. Saksılar var, özel tasarım saksılar var. Yani böyle ufak ufak ufak. Hep niş bir pazar yarattığınızı görüyorum. Yani çiçekçi her yerde var ama siz getirdiğiniz çiçekler özel ithal bitkiler. Minyatür bitkiler var, onları çok seviyorum. Gerçekten çok kıymetli farklı içerikleri var. Ya da verdiğiniz eğitim içeriklerinde farklı workshoplarla birleştirerek bunları sunuyorsunuz ve insanlar o workshoplarda bulamayacakları ürünleri sizin web sitenizden girip bulabiliyorlar. Bunlar aynen, çok kıymetli. Workshoplara da nasıl başladım? Aslında benim adımlarım hep sayfamla, takipçilerimden geri dönüşlerle başladı. Ben işte kaktüs, sukulent anlatıyordum. Eskişehir'den bana bir rica edildi. Bir kaktüs atölyesi yapsanız ya denildi. Bir düşündüm, sonra tamam dedim. Bir de hayatımızdan hep şu ay ne olur ne gider mi olmaz mı demeyin. Tamam yapayım deyin. Açık olun. Denemek gerek yani. Tecrübe. Aynen. Sonradan o workshop'la başladı. Ama tabii kaktüs workshop'ına kalmadı. Teraryum workshop'una başladım. Ondan sonra orkide. Kokedema var. Ondan sonra özel. Ondan sonra tabii ne oldu? Pandemi dönemi geldi.
Bu sefer ben oturdum, bir düşündüm. Ya ne yapabilirim? Gene ileri düşünerek, ha dedim tamam, ben bunu online'a taşıyayım. Şu anda bu workshopları online yapıyorum. Hatta üstüne de şey de kattık. Online birebir bitkileriniz var. Danışmanlık istiyorsunuz, onu da yapıyorum. Çok kıymetli. İşte burada riski, bu yaşadığımız krizi fırsata çevirme durumu söz konusu. Aslında veriyi de doğru okumak var. Ben birazcık onu da görüyorum. Şükrü Hanım gerçekten veriyi doğru okumuş ve hayatında bu basamakları doğru ilerleyerek o ışığa doğru yürümek dedim ya. Siz bence son 4 yılda 5 yılda bunu çok doğru yapmışsınız, yapmaya başlamışsınız. Ve o içinizdeki girişimci ruhun tohumlarını da bir güzel sulamışsınız çiçekleriniz gibi ve şimdi meyvelerini yemeye başlamışsınız. Çok güzel hepsi. E-ticaret dedik. E-ticaretin arkasında siz workshoplar dediniz. Workshop içeriklerinizden bahseder misiniz? Çünkü hem kurumsalda hem bireyselde iş birliktelikleri yapıyorsunuz. Bu noktada belki şu an genelde böyle etkinlikler biraz zor oluyor ama online'a taşıdım dediniz. O yüzden insanlar, izleyenler, dinleyenler bilirse ne gibi workshop içerikleriniz var? Teraryum yapıyorum işte, teraryum workshopları. Kaktüs, sukulent, tasarım saksı workshoplarımız oluyor. Orkide bakım, yani o da bir bayan bana yazmıştı. Ya Şükran Hanım, saksı değişimi yapacağım, korkuyorum elleme. Keşke sizinle yapabilseydik. Niye böyle bir workshopunuz yok denildi bana. Öyle bir soru geldi. İlk orkide workshopumu yaptım ben. Ve sonra devamı geldi. Online'da oluyor çünkü birbirimizi gene görüyoruz. Peki bireyselde düzenli olarak aylık bu şekilde workshoplar yapmaya çalışıyorsunuz. Bazen Eskişehir'de, bazen İstanbul'da. Evet. Bunun haricinde de kurumsal işbirliktelikleriniz var. Orada ne gibi firmalarla çalışıyorsunuz? Biraz firmalar size mi dönüş yapıyor? Nasıl oluyor? Bize anlatır mısınız? Yani firmalar beni buluyor. Mesela TE ile yaptık, mühendis hanımlarla yaptık. Çok hoşlarına gitti. İlkokullardan, okullardan çağıran öğretmenlerimiz oldu. Çünkü ders kaktüs görmüşler. Ya Şükran Hanım siz gelin bir de siz anlatın dediler. Çok güzeldi. Çok hoşuma gitti. Çocukları o toprağa değdirmek ya da iş hayatından bir mola verip doğalın, toprağın kokusuyla iç içe olmak gerçekten insanlara farklı bir enerji sağlıyor. Bunu da sizin güzel enerjinizle yapmak. Ben farklı workshoplarınızı da gördüm. Çok etkili, çok eğlenceli oluyor. Ama ben bunu hani canlı yayınlarımda da hep dile getiriyorum. Bir çocuğun bir bitkisi olacak. Bir bitkiyi dikecek toprağın içine ve onun büyütmesine o bakacak. Bu sorumluluğu ona verin diyorum her zaman. Bir değer değil mi? Çocuğun gelişimindeki bir değer. Yani bir evcil hayvan belki olamaz ama bir bitki olur. Evcil hayvan daha büyük bir sorumluluk. İlerleyen yaşlarda ailenin gözetiminde o da olabilir. O da çok kıymetli. Ama çok daha küçük yaşta dediğiniz gibi küçük bir bitkiyle başlayıp bu sorumluluk verilmesi bile çok kıymetli. Peki, çok güzel hepsinden bahsediyoruz. Şehir dışında da bu tarz etkinlikler yapıyorsunuz. AVM'lerle işbirliktelikleri yapıyorsunuz. Evet. Yine şehir dışında kurumsal veya bireysel eğitimler oluyor. Workshoplar oluyor. Hepsi çok güzel. Peki, bu yolculuğun baştan sona anlattık Şükran Hanım. Bize sosyal medyada, sosyal mecralarda, bu Facebook olur, Instagram olur, şu an yeni yeni farklı yerler duruyor, LinkedIn, YouTube, TikTok, birçok farklı daha da Snapchat, farklı içerikler var. Hepsinin algoritma açısından farklı bir hedef kitlesi var. Siz buralarda işini büyütmek, kişisel marka değeri yaratmak isteyen insanlara son soru olarak soruyorum. Ne dersiniz? Ne önerirsiniz? Yani öncelikle işte eğitim alsınlar. Yani benim belki tesadüfte bir eğitim almak gerek. Hani mutfağın arka şeyini bilmek gerek. Şu an evet ben büyüdüm. Danışmanlık da alıyorum mesela iş planlamasında ya da muhasebe tarafında oğlum işletme okudu, o yardımcı oluyor. Kızım grafik tasarım okudu burada Anadolu Üniversitesi'nde. Sosyal medya tarafında o bana artık yardımcı oluyor ama mutfağın arka tarafını ben de biliyorum. Siz aslında işi biliyorsunuz, sistemi kurdunuz ve işi büyütürken danışmanlık alarak bunu ilerlettiniz, ticari yönünü büyüttünüz ve ekipleşmeye başladınız. Yani insanın yardımı, her şeyi bilemeyiz. Ben her şeyi diyen insan yerde sayıklar, yani ilerlemez bana göre. Hepimizin bir, ben onu hep şey demişimdir, köprünün ucuna geldim, köprüyü geçemiyorum. Yani bunu kabul etmek gerekir. Hani eksiklerimizi de kabul edersek o yolu çok, o yardımcılarımız da o yolu çok daha güzel ilerleriz.
Ben hep buna inanıyorum ve dürüst olmak gerek. Diyorum ya, bir gülücük bile, o gülücükten bile insanlar sizin hani yapmacık olduğunuzu anlar. Kendinize güvenin. Ben yapamam demeyin. Hiç, bir zaman hiç demeyin. Bakın bana ne kapılar açıldı, ben onları hep kabul ederek girdim. Araştırıcı olun ama kendinizi geliştirin her zaman derim ben. Çok teşekkürler. Çok önemli, kıymetli. Özellikle şu an yeni dünya düzeninde merak edilen bir alanda sizlere bilgi paylaşmak istedik. Deneyimlerden yola çıkarak hem de bu deneyimleri 50 yaşından sonra yaratmış bir kadının ağzından dinledik. O yüzden çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten genç nesil dijital dünyaya çok daha alışık. Ama çok daha çabuk ayak uydurabiliyor, kendini yenileyebiliyor ve dönüşebiliyor. Bugünkü konuğumuz kendi kişisel başarısını yaratmış Şükran Hanım'dı. Kendi hedefleri, güçlü yönleri tarafında hayatını kurgulamış ve bugün kendi başarısını büyüterek, ekipleşerek, ticarileştirerek girişimcilik yolculuğuna devam ediyor. İnşallah bunun gibi hepimiz kendi hedeflerimizi günün sonunda gerçekleştirebiliriz. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.